Merhaba sevgili arkadaşlar. Tunci Tutorials kanalına hoş geldiniz. Ben Tunca Can Polat. Photoshop ders serimizin ilk dersiyle karşınızdayız. Elimizden geldiği kadar veya dilimizin döndüğü kadar, bildiğimiz kadar size yardımcı olmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, Photoshop açtığınız zaman şu an ben bir tane fotoğraf açtım veya bir çalışma açtım diyelim arkadaşlar. Böyle Tunci Tutorials diye. Böyle bir arayüz görüyorsunuz. Bu arayüzü dilediğiniz gibi, istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Artık ne yapmak istiyorsanız, boyamak istiyorsanız boyamaya göre bir arayüz yaratırsınız. Editlemek istiyorsanız editlemeye göre web çalışmanız için ona uygun bir arayüz oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Görüldüğü üzere arkadaşlar Windows Workspace'te arkadaşlar hazır Photoshop'un hazırladığı arkadaşlar arayüzler vardır. Hazır arayüzlerdir bunlar. Örneğin 3D'de seçtim. Görüyorsunuz 3D'yi seçtiğim zaman arkadaşlar 3D arayüzleri geldi karşımıza. 3D, Layer, Channel, Properties. Bunların hepsi araç arkadaşlar. Gömülü araçlar şu an. Bunları isimlerinin yazdığı yerden tutup çekerseniz ekrana doğru veya herhangi bir yere doğru bunlar yüzen hale gelir arkadaşlar. Şuradaki çarpı işaretine basarak silersiniz. Veya şu hale getirebilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar gömülü hale getirmek için isminden tutup çekebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin 3D, Layer ve Channel arkadaşlar. 3 tane araç bunlar. Bakınız burada arkadaşlar görüyorsunuz. Layer. Buradan da açabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Channel ve 3D arkadaşlar. Bu 3 tane araç açık demektir arkadaşlar burada görüldüğü üzere. 3D Max, 3D uygulamasını yapmaya arayüz yaparken bunları açmış arkadaşlar. Ben de bunları tekrar yüzer hale getirdim. Tekrar bakın arkadaşlar 3D. Layer'ı sürükledim. Bırakıyorum böyle. Mavi yanıyor. Gömülü hale geçti. Channel'ı da yanına bırakmak istiyorum. Channel'ı da seçtim ve yanına bıraktım. Gömülü hale geldi. Ve bu araç arkadaşlar 3 tane aracı şu an muhafaza etmektedir. 3D, Layer ve Channel olmak üzere 3 tane araç. İsterseniz, dilerseniz Properties aracını da seçiyorum. Ekrana bırakıyorum. Yüzer hale geliyor. Tekrar Properties'ten tutup 3D aracını bırakırsam 4'e ne olmuş olur? Gömülü hale gelmiş olur. İstersem, dilersem bunları tekrar yüzen hale getirebilirim. Veya şöyle yapabilirim. Örneğin Properties şurada olsun. Channel şurada olsun. 3D şurada olsun. Layer şurada olsun. 4 tane araç açmış oldum arkadaşlar. Windows'a girdim arkadaşlar. 4'ünün de açık olduğunu görüyorsunuz zaten. Burada görüyorsunuz arkadaşlar Tools bölümü şurası. Bunu da seçip buraya bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da araçlar. Veya seçip tekrar buraya gömülü hale getirebilirsiniz. Veya başka yere taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da açık. Tools. Kapatabilirsiniz. Layers kapattım. Veya şuradan çekip arkadaşlar direkt şuradan çarpı işaretine basarsanız da kapatmış olursunuz. 3D anlamında hiçbir şey bırakmadım. Tekrar Windows'a girip arkadaşlar Workspace'e geldiğiniz zaman 3D'ye reset atarsanız arkadaşlar tekrar ilk haliyle karşınıza gelecektir. Tekrar geldim Windows'a Workspace'e arkadaşlar. Graphic and Web. Bakınız arayüz değişti arkadaşlar. Buna da bir reset atmak istiyorum. Grafik ve web için böyle bir arayüz yapmışlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Channel, paragraf veya böyle karakterlerin olduğu bir bölüm. Layers yine var. Properties var. Library var. Layer comps var. Bunları dilerseniz sadece hepsini tek bir araçla da toplayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle seçip mavi olduğu zaman sürükleyerek bırakabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle bir arayüz yaratmış olursunuz arkadaşlar. Tekrar Windows'a geldim. Workspace'e geldim arkadaşlar. Reset Graphic and Web diyorum. Tekrar eski haline geri geliyor arkadaşlar. Burada yine Painting, boyama ile ilgili arayüzler var arkadaşlar. Dilediğiniz gibi bunları da yine yönlendirebilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar hepsini seçip silersiniz arkadaşlar. Şöyle. Brush'ını, Layer'ını, Channel'ını.
Bu da option arkadaşlar. Görüyorsunuz Windows'a geldim. Option dedim ve kapattım. Benim için arayüz olarak hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Bir tane çalışmam kaldı sadece. Ve Photoshop pencerem kaldı. Logo demişim 1920. İsmi burada arkadaşlar çalışmamın. Windows'a geldiğim zaman arkadaşlar örneğin 3D aracını açmak istiyorsanız arkadaşlar. 3D'yi açtım. Bakın buraya geldi arkadaşlar. Kapatıyorum tekrar. Sadece diyorum benim için layer ve text yeterlidir arkadaşlar. Layer şurada olsun. Ben kendim için öyle bir arayüz yaratıyorum. History açıyorum arkadaşlar. Bunları tekrar göreceğiz arkadaşlar ne olduklarını. Bunu kapat. Properties. Properties'i de alıyorum arkadaşlar. Info'yu alıyorum. Örneğin history, properties ve info. Böyle olsun arkadaşlar. Layer hemen altında olsun. Layer'in yanında da dilediğim gibi channel'ı alabilirim örneğin. Channel'da layer'ımın hemen yanında olsun diyorum. Böyle bir arayüz yaratıyorum kendime. Paragraf örneğin. Karakter ve paragraf da böyle olsun diyorum. Gitti arkadaşlar. Neyse tekrar çekelim arkadaşlar. Şuraya da onları koyuyorum. Tool da olsun tekrar arkadaşlar. Tool. Şuradan tutup arkadaşlar şöyle. Dilerseniz arkadaşlar tekrar tutup çekebilirsiniz. Şöyle bu oka tıklarsanız arkadaşlar. Şöyle tıklarsanız tek sıra. Böyle yaparsanız iki sıra haline gelir. Şöyle gömülü hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bakınız çektim. Başından mavi hale geldi ve bıraktım. Tekrar Windows'tan arkadaşlar Option'ımı da açtım. Options'ta seçtiğimiz tool'un parametrik değerlerini tutardı. Onun özelliklerini gösterdim arkadaşlar bize. Onu da başa koyuyorum. Görüyorsunuz. Tools'tan araçlarımı seçiyorum. Ve Options'ta o ile ilgili değişiklikleri görüyorum. Her aracın kendine göre arkadaşlar değişik parametrik değerleri vardır. Bunları Tools'tan seçersiniz araçlarınızı ve Options'ta o araçla ilgili diğer araçları veya girilecek değerleri görürsünüz. Örneğin herhangi bir tool seçtim örneğin. Move tool'u seçtim arkadaşlar. Move tool ile ilgili burada move tool ile ilgili özellikler mevcut arkadaşlar. Hangi aracı seçerseniz tools'ta options'ta onun ayarlarını görürsünüz arkadaşlar. O ile ilgili ayarları görmektesiniz. Arayüzü böyle istediğiniz gibi veya dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz ve hazır araç veya hazır Photoshop'un belirlediği arayüzleri kullanabilirsiniz. Artık o sizin isteğinize ve arzunuza kalmış. Evet arkadaşlar, ilk dersimizin sonuna geldik. İkinci derste tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.